Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şimdi neredeyiz? İstanbul'dayız. İstanbul Polonezköy'de. Google Türkiye'nin bir davetiyle geldik buraya. Arkamda bir bina görüyorsunuz, şu ev. Bu evde Google'ın akıllı asistanıyla beraber birlikte çalışan birçok uygulamayı birazdan deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Google Asistan Türkçe olarak Türkiye'de de kullanıma sunulmuştu. Daha önce de kullanılıyordu ama İngilizce kullanmanız gerekiyordu. Şimdi ise artık Türkçe olarak kullanmaya başlamıştık Aralık ayından itibaren. Şimdi bugün içeride biz bazı Google Asistan ürünlerini deneyimleyeceğiz ve bakalım bunlar bize ne gibi faydalar sağlayacak, hayatımızda ne gibi yenilikler getirecek. Gelin bakalım içeride neler bizi bekliyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar şimdi? Savaş buraya, önemli. Okay, bir dakika, savaş okay, önemli. Okay. Yavuz Şahin. Şahin arkadaşımız. Okay Google diyoruz başka. Google şeyden. İçin ne diyorsunuz? Okay Google mu diyelim? Okay Google diyoruz. Ne diyeceğiz? Nasıl? Okay mi her şey? Okay. Kullandınız mı Google Asistan'sız peki? Kullanıyoruz her gün. Kullanıyoruz tabii tabii. Ne yapıyorsun olmaz mesela sen abi? Harita. O kadar. Abi canım, anneni ara, babamı ara filan yapma. Yok yapma, kalmadı kimse. Kusura bakma ya. Kimi arayalım? Yarasına. Senin kadar genç değiliz biz Özgür. Ya bırak şimdi Yavuz'u. biz de hava durumunu falan soruyoruz abi. Soruyoruz değil mi? Soruyoruz. Evet, güzel. Ben bazen fıkra anlat falan diyorum mesela. Anlatıyor bayağı fıkra. İşin gücün güzel, eğlence. Eğlence, muhabbet. Şamata, gırgır değil mi? Peki, teşekkür ediyoruz ben. Dolaşmaya devam edeyim ben. Biz teşekkür ederiz sevgili Özgür. Evet, şimdi Google'ın bu özel olarak hazırlanan, Google Türkiye tarafından özel olarak hazırlanan evde neler var? Bir bakalım. Mesela piyano köşesi var burada. Bir tane piyanomuz var. Görüyoruz şurada. Burada Google'a komutlar vererek işte Bluetooth'u aç, Spotify'dan Love Piano listesini aç. Sesi biraz aç, sesi biraz azalt gibi Bluetooth hoparlörle iletişim kurarak bir şeyler yapabiliyoruz. Burada zaten bunun büyük hali de burada görünüyor. Benzer bir örneklem de şurada hemen sağ tarafta var. Görüyorsunuz. İşte merhaba, senin için ne yapabilirim? Öndeki arabayı takip et, fıkra anlat, tekerleme söyle vesaire gibi şeyler var. Hatta bu zıt Erenköy var. Ben bunu Google'a söylemiştim. Google Asistan videomuzda var bunun örneği de. Size oldukça komik yanıtlar verebiliyor. Piyanomuz da burada. Google Home geldiği zaman, HomeKit ve diğer aksesuarlar Türkiye'ye geldiği zaman işin daha da güzel olacağını ve Google Asistan'la entegre bir şekilde tüm evdeki birçok cihazı kullanabileceğimizi söyleyeyim. Bu da gayet güzel olacaktır. Beni heyecanlandıran tarafı da biraz bu.
Mikrofona gerek var mı bilmiyorum ama evimize hoş geldiniz öncelikle. Birçoğunuzla tanıştık daha önceleri ama ben kısaca kendimi tanıtayım. Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Özlem. Öncelikle bugün bizi burada yalnız bırakmadığınız için şehirden sizi kaçırıp Google Asistan'la buluşturma noktamız olan Cumhuriyetköy'deki evimizde bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biz ekip olarak buradayız. Bunun arkasında bu ürünün yaratım sürecinin arkasında olan pazarlama ekibimizden arkadaşlarımız da bugün bizimle beraber. Evi gezme süresince sizlere onlar da destek olacaktır. Hakikaten ekip olarak çok heyecanlıyız. Çünkü uzun zamandır beklediğimiz bir ürünü bugün buluşturuyoruz. Asistan aslında yapay zeka ve makine öğretisini arkasına alarak kullanıcı yorumlarıyla da desteklenerek 7/24'lük döngümüz içerisinde bize gün içinde ihtiyaçlarımız doğrultusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir ürün. Aslında biraz sonra Işıl daha fazla bilgi verecek bu konuda. Ama biz istedik ki bugün bu evde buluşarak farklı okazyonlarda asistan nasıl bizlere yol gösteriyor, nasıl yardımcı oluyor sizlerle paylaşalım. Hala öğrenme aşamasında ilk adımları dediğim gibi yapay zeka özellikle kullanıcı geri bildirimleriyle kendini daha da geliştirerek daha ilintili sonuçları daha hızlı bir zamanda sizlerle paylaşıyor oluyor. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle olduğunuz için. Evde şimdi çoğunuz bu alanı gördünüz ama tasarlanmış üst katta ve alt katta eğlenceli günlük hayatta hobilerimizde, seyahatimizde, uykuya geçmeden önce demin gösterdiğimiz Philips Hue sihriyle birlikte bütünleştirerek yaptığımız birçok farklı uygulamayı test edebilirsiniz. Tabii biraz kalabalığız, kendiniz daha sessiz alanda denemek de isteyebilirsiniz ama bu videoda gördüğünüz her özelliği ve burada deneyimleyeceğiniz birçok soruda asistanı zorlayın, geri bildirimlerinizi lütfen bizimle paylaşın ama bir tek şeyi unutmayalım. O da bu minik gibi daha henüz emekleme aşamasında. Şimdi Shift8Net kurucusu Hakkı Alkan'la beraberiz. Evet, Shift8Net'e çok büyük emekleri olan Özgür'le beraberim ben de. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Nasıl buldun Google Asistan'ı? Valla Google'ın asistanı bir kere çok keyifli, çok verimli. Yani maksat şu. İnsanlar şeyi sorabilir ya işte bu bana ne hani ne yapıyor bu bana falan diye. Yani çok güzel komutlar verebiliyorsun işte ne bileyim akşam eve giderken bana çiçek almayı hatırlat. Ya da saat 12'ye Özgür Çetin ile etkinlik ekle falan gibi çok güzel komutlar var. Bu komutlar bize zaman kazandırıyor. Bir de otomobilde çok kullanıyorlar telefonu. Ben otomobilde çok işe yarayacağını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de çok kullanıyorlar herkes. Hani WhatsApp'tan bir mesaj göndermek istiyorsun, bunu sesli komutla yapabilirsin. Telefonu eline almana gerek yok. Daha bir sürü yerde örneği var. Ama tabii bu başlangıç, ben asıl devamını bekliyorum. Google Home. O da gelecek değil mi? Gelecekmiş. Gelecek. Ama ne zaman geleceğine dair bir açıklama yok ama Google Asistan'ın ülkemize gelmesi bence çok güzel bir olay. Şimdi sırada Google Home'u bekleyin. O daha da güzel olacak. O zaman teknoloji marketlerinden her gelen atacak. Bir de ucuz. Mesela yurt dışında $15. İnmiş bayağı fiyatları. Hani ülkemize gelsin, o beraberinde Nesle'nin internetini de getirecek. Yani bir sürü firma gidecek, şey getirecek. Oradan buradan Google Asistan'la çalışan bir şey, lambasıydı, düğmesiydi. Lamba, aynen düğme, bir sürü şey gelecek. Daha eğlenceli olabilir. Teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi Google Asistan'la yapabileceğimiz şeyler, birçok farklı şeyler var. Hatta biz de bir videoda bunu daha önce anlatmıştık. Bu farklı uygulamalar içinde işte anımsatma kurmaktan ne bileyim şurada şu videoyu aç, şu kişiyi ara, şuna sesli mesaj gönder gibi birçok özellik yer alıyor. Tabii Google Asistan'ın asıl heyecanlandırıcı tarafı aynı zamanda evdeki diğer cihazlarla da uyumlu cihazlarla da beraber çalışabiliyor olması ki muhtemelen yakında gelecek olan Google Home donanım desteğiyle beraber çok daha farklı şeyler yapabileceksiniz. Şu anda da kullanılabiliyor Google Home destekli ürünlerle beraber ama resmi ürünlerle değil, yan sanayi diyebileceğimiz farklı markaların ürünlerle beraber kullanabiliyorsunuz asistanı. Çok da fazla böyle bir uğraşmaya da gerek kalmıyor ki mesela bize yaptıkları demoda Philips'in Hue lambalarıyla beraber ortak bir kullanım yapılabildiğini gördük. Bu gibi örnekler artacak ve önümüzdeki yıllarda böyle hani filmlerde gördüğümüz ışıkları aç, perdeyi kapat gibi
şu anda da yapılabilen birçok şeyi Google Asistan yardımıyla yapmaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Google Asistan'la yapabileceğimiz bazı şeylerle ilgili Google Türkiye tarafından sunulan demo evde neler yapılabileceğine baktık. Sizin de Google Asistan'la ilgili sorunuz varsa, yorumlarınız varsa bu videonun altına yorumlar kısmına bize iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.